Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. The Rogue Prince of Dead Cells. Aman dilim sürçtü. Prince of Persia. The Rogue Prince of Persia'yı oynamak için arkadaşlar bugün karşınızdayım. Yeni bir seriye başlayacağız. Dead Cells'i yapan ekibin elinden gelen bir Prince of Persia oyunumuz var. Roguelite bir oyun var. Epey açıdan da benzeyen bir yanı da vardı zaten bu zamana kadar gördüğümüz açıkçası trailerlerden vesairelerden. Dolayısıyla otomatik olarak benim ilgimi çekti kendisi ve erken erişime girişini yaptı 27 Mayıs tarihi itibariyle. Ben de hani bakalım, hem oyunu kendim doğrudan doğruya, hani daha önce hiç bakmadım, ilk kez giriyorum bu arada oyuna. Daha doğrusu oynamadım, oyuna baktım tabii ki de oyunu oynamadan giriyorum. Hem sizle beraber deneyimleyelim, hem nasıl oyun olmuş ona bakalım, hem de yeni bir Let's Play serisine başlayalım istedim. Sararsa Dead Cells'i oynadığım kadar da oynarım gibi de geliyor ama haydi bakalım yavaştan başlayalım. Bu arada Oyunun şu anda Türkçe dil desteği yok. Erken erişim aşamasında olmama ihtimali de yüksek. Ancak Evil Empire ya da işte Dead Cells'i yapan ekip, Twin Motion'dan ayrılan Evil Empire. Yani biliyoruz ki sonradan dil desteği getiriyorlar. Dead Cells tarafında da getirdiler. Bununla alakalı da bir çalışmaları olduğunu biliyorum. Ama ne zaman gelir onu çok da bilemiyorum. Dolayısıyla şimdilik İngilizce oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Hepimiz de Prince of Persia'yı duyduk. Vay, kurtarıcı, ölümsüz ve işte gururlu savaşçı, halkın kahramanı. Ama sadece bazıları farkında olmadan getirdiği savaşı hatırlıyor. Yani her ne kadar hepimiz Prince of Persia'yı hatırlıyor olsak da. Hunların öfkesini provoke ettikten sonra, kışkırttıktan sonra Hunları, prens kendisine şaman büyülerine karşı şeysiz buldu, güçsüz buldu. 3 gece sonra uyandı. Bolası boynundan sarkıyordu. Bola diye bir şey var arkadaşlar, böyle hani ipin ucuna bağlı top gibi düşünün. Attan düşürmek vesaire falan için de kullanılabilen bir silah. Bugün sana anlatacağım hikaye budur diyerek direkt başladık. Okey. Sinematikle mi başlıyoruz yoksa menüye mi atacak beni, onu çok da bilemedim. Birazcık böyle benim kendi webcam'imde FPS düşüşü var, onu çözeyim. Geleceğim şimdi. Geldim. Tatlı bir görselliği de var bu arada. Oynanış itibariyle de Dead Cells tadını alırsam şahane olacak. Daha karakteri kontrol bile etmedim. Haydi bakalım. İnşallah güzelsindir. Harcayacak vakit yok diyoruz. Şu tarafı tekrardan. Hunlar şehre ulaşmadan onları durdurmalıyım. Güzel, şöyle bir. Oy, hiç fena değil. RB ile şunu atsam doluyor mu kendi kendine? Dolmuyor. Tamam. Kameram iyi yerde mi? İyi yerde. Güzel. Şunu ayarlıyoruz. Canımız. Can doldurmaya çalıştım. Aşağı basınca o da oluyor. Şöyle. Hızlı da. Epey de hızlıyız. Okey. Neyse. Haydi bakalım başlayalım. Bir saniye. Orada animasyonla alakalı duvara tutunup kendini çekiyor. Animasyonla alakalı bir tık böyle glitchimsi bir şey vardı. Düzeltilemeyecek bir şey değil ama. Okey, tamam, orada şey duvarla yan yana gelmesinden kaynaklı bir sıkıntı oldu herhalde. Güzel, aşağıya grand dash'imiz de var. Okey, duvara tutunmak için LT'ye basıyoruz. Bu da güzel, ekstra parkurdur bu. Double jump da yapabiliyoruz. Okey. Yok, double jump yapamıyoruz da. Aynen, şeyden böyle tutunup gittikten sonra tekrar atabiliyoruz kendimize. Çok fazla duman var, geç kaldık. Hunlar şehre saldırıyor. Ne yaptım ben? Umarım kaçmayı başarmıştırlar diyor. Halk için söylüyor herhalde bunu. Bu esnada ben bir options'a girip şu ayarlara bakmak istiyorum. Çünkü her şeyden evvel müzik tarafında şunu 50'ye çekeceğim. Sound effect daha yüksek kalsın. Apply diyelim bunu. Bir dakika. Ekstradan Okey, bunlarla alakalı bir sıkıntımız yok. Dil de zaten dediğim gibi yok henüz. Türkçe dil desteği. Onu bekleyeceğiz. Okey. X'e basılı tuttuğumuzda... Ha, tamam. Gel gel. Gel. Epey range'imiz de var. Karakteri kontrol etmek gerçekten çok keyifli. Bu adamlar gerçekten de bu Dead Cells'le beraber çözdüğünden beri... Ha, used to, tamam. Buradan bunu tutunacağız. Böyle de atlayacağız. Pick up small bag of gold. Tamam. Parayı da buradan toparladık. Gold over thread. Aaa! Üstünden atlıyor direkt. Dash de atabiliyoruz. Deneyeyim dedim. Güzel. Şöyle olacak. Buraya tutunabiliyoruz. Bekle, seni kurtaracağım gibi bir şey söylüyor. Prensim, sonunda buradasın. Sadece sen Persia'yı, Fars'ı kurtarabilirsin. Benimle kal. Seni güvenli bir yere götüreceğim. Derken seni kurtaracağım. Seni ve bütün Farslıları, savaşa yönen bütün Farslıları. Bolam, sana güveniyorum. Beni yarı yolda bırakma. Güzel. Aa, üstünde de duruyor direkt. Bildiğin Assassin. Ha, bir de tekme mi atabiliyoruz? Çok güzel. Şu doğru tırmanma olayı da iyiymiş ha. Double jump yerine böyle bir şey kullanmaları bir değişik bir hava katmış. Dead Cells'de de olsa açıkçası ne güzel olurmuş yani. Ekstradan bir harekettir. Majesteleri. Grab hold of me. Tut beni mi? Tutamıyorum. Koluna ne oldu? Şaman büyüleri. Düşündüğümden çok daha güçlü bir düşmanmış onlar. Adamı öttürürler birader. Kusura bakma ama. Kaçtım ben ama neyse. Aşağıda bir şey var mı diye bakayım. Throwing an enemy against a shield. Destroy shield. Kalkanı yok etmek için bir düşmanı başka bir düşmana ittirmek mantıklı olabiliyor. Şöyle yapalım. Aynen. Bir de stunladık da o esnada. Hop, tamam işte bak mesela Dead Cells'de benzeyen şeylerden bir tanesi bu. Böyle teleporterlar var yolumuzda. Oraya atmadan şu yukarı çıkayım. Şuna geleyim. Burada loot var. Aa, loot değil mi bu? Değilmiş. Peki. Şuradan aşağı inebiliriz, tamam. Ne çıkacak bakalım. Royal Swords. Level 2 gözüküyor. 97 DPS. Special Attack. Deneyelim. Orayı almayı beceremedim de. Bunu yaptığımda. Ha. Tam olarak ne zaman bırakabileceğimi de Yani zamanlamasını tam yapabilmekte yarar var. Olması gerekenden fazla beklememek gerekiyor mesela şunu yaparken. Diving atak, bunu zaten. Ha, dive atak çok iyiymiş. Dive atak yapınca da kalkanı tamamen yok edebiliyoruz. Buraya çıktım ama niye çıktım bilmiyorum. Şunların ikisinin arasına atlayayım mı? Güzel. Yukarı gelmeyecekmişiz galiba zaten. Bir şey kaçırdığımız bir şey vardır vesaire falan diye baktım ama. Kahramanımız. Sana yardım getirmemiz gerekiyor falan filan. Batmayız. Krallarını ortadan kaldırmamız gerekiyor esas. Önce senin yaralarını sarmalıyız. Ha. Okay. Direkt düşmanla kapışıp aradan çıkartmak gibi bir şey üzerine gidiyorlar da çok iyi yazılmış değil şimdiye kadarki şey kısmı. İlgi çekici geldi şey açısından. Direkt Akkodak. Bir sonraki bölgeye mi gidiyoruz? Okey. Herhangi bir şey yok mu? İşte hani Perslerle Hunların karşı karşıya geldiği bir dünya ilginç geldi. Akkodak bölgesi. Yani şehre verilen tahribata bakıyoruz. Bunun olayı nedir? Canımızı doldurduk, okey. Buradan şey yapamıyoruz ama buradan çıkabiliyoruz. Şöyle yapalım. Aa, oradan. Oradan zıplarmışım sanki oraya ama. Ha bak, okey. Ben de diyorum değişik bir sekansa mı gireceğiz ama. Belliydi vuracağı da. Sersemletemiyorum. Kalkansız da olsa düşmanları sersemletemiyorum. Hades'teki gibi bir mevzusu yok. Heal'lanmayı düşündüm ama daha canımın yarısı duruyor. Kontrolörümün sol tetiği takılıyor biraz ilginç bir biçimde. VD40 falan durmam lazım. Bak şimdi gene. Hakikaten VD kök falan sıkmam lazım. Şu tarafı açtık herhalde. Güzel. Parkur diyorum. Platform öğeleri de epey bir yoğun kullanılmış. Sekirovaz 250 harbi. Can verince ne alacağız? Yeni bir yay. Okey. Canımı doldurayım artık. Yeni bir düşman bu. Dodge atmaya çalıştım ama ok olunca yemiyor. Sadece düşmanın üzerinden mi geçiyoruz? Bak şimdi ya. Denk getirdi. Dikkat. Lan bir dur. Heh. Aşağı atma. Olayını daha sık kullanmak gerekiyor. Güzel bir mekanik olduğu gibi epey de işe de yarıyor. Aşağıdan gidebilirdik aslında da. Güzel, bir can daha çıkmış olması iyi oldu. İlk oynadığımızda ne kadar ileri gidersek o kadar iyi nihayetinde. Güzel. Tamam. Ay lan. Dead Cells alışkanlığıyla RB'ye basıyorum. Ok atıyorum tabii ondan sonra değişik diyorum. Yeni çıkan şeyi almaya çalışırken. Epey hızlıyız. Lan dur, o tarafa değil. Güzel. Sektöre döndük. Senin noktası daha nereye kadar gideceğiz ya? Bayağı da büyük yapmışlar bölgeleri. Diyecektim ki sonuna gelmişiz. Tamam. Güzel. Canımızı da doldurduk. Epey de para biriktirdik de şu paraları harcayacak bir yer olaydı, iyiydi. Allah, boss varmış. Şimdi Beirut, haha, you fell right into my trap. Tuzağıma düştün. Nasıl saldırıyorsun? Böyle saldırıyorsun. Okey. Oğlum ne yapacağız? Burada geçemeyeceğiz belli ki. İlk seferde ölmemiz hiç 4900 yani. Üstünden de zıplayamıyorum. Double jump'ım da yok, şey de yok. Ha ulan, duvara tutunabileceğimi keko olduğum için çok rahat alabilirmişim aslında. Yok tamam. Bu şimdi Dead Cells'e benziyor olmasının dezavantajı da burada ortaya çıktı. Çok Dead Cells gibi düşündüm. Halbuki tutun duvara. Niye? Yani ölüm mü? Hayır. Bola'sı onu... Bola ne abi? Bola benim zannettiğim Bola gibi bir şey değil galiba. Yani zamanını geriye alıp tekrardan kurtarıyor bize. Telefonumda. Tamam. Bütün bu olanları tek hani şeyi o, tanığı o. Bir kere daha sıfırdan başlayabilir. Tekrardan deneyebilir. Krallığını da kurtaracak yolu bulana kadar. Güzel. Oasis Miraç. Oasis'in Türkçesi neydi ya? Vaha. Vaha'ya mı geri döndüm? Aa. İyi hissediyorum falan diyor. Yani Bolam da çalışıyor diyor. Bola. Ama beni zamanda doğru noktaya getirmedi. Peki. Ha, şu an bakamıyoruz da. Yok, çıkartmıyor, tamam. Genelde böyle bu taraflara bir şeyler koyar saklar bu ekip diye şey yaptım da. Hah. Demirci. Sonunda ayağa kalkmışsın. 3 gündür yataktasın. Ama bu konuşmayı hatırlıyorum. Bolan beni Hunların istilasından önceye getirmedi. Her şey yolunda mı? Biraz kafan karışık gözüküyor. Daha iyi hissediyorum. Şükra. Vahan, da bana baktığın için teşekkürler. Problem yok. Seni özgür bıraktığımda çok... When I freed you off. Peki tamam. Zor durumdaydın diyor. Now do I have to keep it? Şimdi bir çözüm bulabilmek için kafamı toplamam gerekiyor. Kralları çoktan bizim sarayımızdadır. Eğer onu yenebilirsem bunlar teslim olacaklardır. Yutabileceğinden büyük lokma ısırma diyor. İlk denemenden sonra geldiğin noktayı unutma ama ben de bir yandan da pes edemem deyip haritamız henüz yok. Şurada bir şey var mı? Normal şey. Silah denememiz için koymuşlar burayı da belli ki. Upgrade de yapaydık. Yapamıyor muyduk? Zagros Village. Bir daha deniyoruz direkt. Okey. Direkt başlayalım ikinci bir denemeye. Burası çok sessiz. Herkes gitmişe benziyor. 4. günün şafağındayız diye de böyle tarihler falan da koymuşlar. Bunlar zaman içerisinde ekstra bir anlam ifade edecekler mi acaba? Böyle bir madalyon daha önce görmemiştim. İçinde çok büyük bir güç hissediyorum. Pancake'in yeni mi? Sprays Resin. Madalyonlar güçlü eşyalardır. Farklı efektler ortaya çıkartabilirler. Ödül olarak da karşımıza çıkabiliyor. Toplanabilir olarak da çıkıyorlar. Her yerden de. Anlaşıldı. Yeni bir düşman mı bu? Hızlı hızlı ilerleyebiliyoruz buraları artık. Ha, oradan vuruyorsun bana. Yan bölgeler varmış bu arada. Bir madalyon daha bulduk. Blaze Points Game. Ah ya, gene RB'ye bastım gittim. You can use any medallion, upgrade your current equipped medallions. These upgrades. Şimdi arayüzden çok anlaşılmıyor ama koyduğumuz yere göre upgrade etme şansımız da oluyor. Mesela şuraya koyarsam ikisini upgrade edecek gibi gözüküyor. Olur. Bunun... Ya gene bak RB'ye bastım ulan. Ölmüştür ha. Burada bir şey yok. Çakram. Damage'i çok daha az gözüküyor ama bir alayım, deneyeyim, değişik olsun. Birden fazla kez vuruyor olabilir. Bu nedir? Mid Azade, Head of the Village. Köyün muhtarıymış kendisi. Prensim deyip. Ne yapıyorsun burada? Yani köyümü bu kadar hızlı terk edeceğimi düşünmemiştin değil mi? Ama Hunlar, kendimi savunabilirim. Hun kampı beni korkutmuyor. İhtiyacım olan her şey benimle beraber var. İnşa ettiğimiz şeyi koruyacağım. Gerekirse ölenleri falan filan diye boş yapıyor. Tamam. Ben de elimden geleni yapacağım. Durum oralara gelmesin diye söz verdik. Sukra bizi kurtarana kadar Hun kampında şeymişiz, esirmişiz. Tamam. Hun War Kamp. Tamam, savaş kampına gitme şansımız olacak. New location unlocked. Access this area on your next attempt. Bir sonraki denememde oraya da gitmeye çalışabiliriz. Değişik bir şekilde açmışlar ya. Daha komplike bir şekilde koymamışlar. Dead Cells'de öyleydi ya. Bazı yetenekleri açıp ardından ulaşabiliyordunuz bazı bölgelere. Onun yerine ilginç, böyle konuştuk ve açıldı. Yani bazılarını kolay, bazılarını farklı şekilde yapıyor da olabilirler de. Dükkan. Canımızı dolduruyor ama o kadar bir şeye gerek yok. Ulan çok da az şeyim var. Royal Sword değişik bir şey değil. Slicing World. Hurls daggers at nearby enemies. Güzel de bir şeymiş ama dur bakayım şuradan. Lan. Ama vurmuştum ama. Neyse. Şunu bir alayım. Yerleştirebiliyor muyum direkt? Tamam. şöyle. Çok da hasar vermedi ama şunu yapabiliyoruz yani. Ha, birden fazla düşmanı da atıyormuş. Fena da değilmiş o kadar. Güzel. Bunu da kullandık. Bir de şunu... Lan! Git gel yaptığı için. Sıkıntı yok. Bir madalyon daha mı bulduk? Spartan. Ben ekik denemeyiz. Hiç sana political enerji point. Ha, şey atmak için, çakram atmak için. Bunu alsam da koyabileceğim bir yer var da. Diğerlerinde bufflayan bir şey yok. Yanı yok. Ya. Güzel. Yerlerde mesela şurada girecek bir yer vardı. Varmış daha doğrusu. Ben nasıl görmedim onu? Ha, şu aşağıda. Es geçmeyelim ki ne gibi şeyler bulabiliyoruz görelim. Çok sağlam düştük. Bir şey yok gibi gözüküyor. Ha, yukarıda şey var. Oraya çıkmak kolay değil. Buradan çıkıyormuşuz. Hasar alacaktık. Tamam, zaten bize platform challenge'ı flaming can now be crafted at the Oasis. Tamam. Each time you break a shield. Yani neyi değiştirebilirim? Hiçbir şey değiştiremem gibi gözüküyor. Bunların her birisi zaten gayet güzel. Dursun. Güzel, yine Akkodak'ta geldik. Boss'u lan fullemiyor muymuş canı? Keşke şeyi içip kendi yeni bir upgrade mi? Bunlara bağlı bir şeymiş gibi duruyor. Ha, upgrade değil şey. Sağ üstte direkt çıktı. Kendimi biraz daha aşağıda almam gerekiyor. Biraz daha da ekstradan şeyi varmış. Siz söyleyin adına. Kaynak varmış. Bu nedir? Spirit Glimmer function. Ha, direkt söylüyor ne olduğunu. You can spend Glimmer'ları burada kullanabiliyormuşuz. Yo, Oasis'te kullanabiliyormuşuz. Yeni eşyaları açmak için. Tamam. Şu an bir işimize yaramıyor olsa da böyle şeyler de var. Oraya çıkamadık gene. Şimdi soldakini sağdakinin üzerine atarak. Ya lan şuna vur ha. Yüksekten düşünce sersemledik. O hiç hoş olmadı. Lan! Öldü zannettim ben. Ölmemiş. Bayağı Dead Cells, yani hücreye benziyor. Bu yeni bulduğumuz şey. Düşmanlardan düştükçe. Hah. Şey çok düzgün değil de istediğim şekilde tekmeleyerek kalkanlı olan düşmanı ekarte edemedim. Güzel. Bu sefer aynı şeyi yaşamadık en azından. Bir şey var. Biraz daha iyi DPS olduğu için alacağım da. Burayı açmanın bir yolu vardır diye düşünmekteyim. Şuradan şey tutacaktım. Hay Allah. Çok yardımcı olmuyor. Böyle yakın geldin, hadi ben bunu sana tutturayım demiyor oyun. Güzel. Çok yüksekse hasarı, tamam bunun yerine bunu alabilirim. O hasarı almamam gerekiyordu. Sanırım bunun yerine bunu alacağım ya. Ah. Upgrade ediyoruz böylece. Astara. Tamam, paramız çok. Bir daha yapalım. Yeter. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Diyecektim ki zaten şey aldık ya. Tamam. Şu olmasa büyük problemdi bu arada. Paramızın tamamını orada harcamak istemedim. Hayır. Bunu almaya çalışırken ölüyordum az kalsın orada ya. Yani bak sıkıştım bir de orada. Okey. Biterse burası artık çok mutlu olacağım. Can falan veremem. Bir canla nereye gideceğim? Çıkacak olan upgrade'in de ne kadar iyi bir upgrade olacağı meçhul sonuçta. Hakikaten şu videodan sonra direkt benim bir VD 40'la bu gamepad'in sol tetiğini elden geçirmem gerekiyor. Eyvah ya, parkur şey mi? 173 canım var. Çok hatayı kaldıracak bir noktada değilim. Güzel. Can da çıksan ne güzel olurdu da. Yeni ekipman chestleri. Tamam. Yok şu an bence bu benim işime yaramıyor. İşte yok. Çok korktum bir an. Bakmadan atladığım için ama. Bir şey ha. Şunu da alalım. Bitti mi ya? Oh be. Boss'a geldik. Bir kez daha boss'a geldik. İnşallah canımızı falan güzel doldururuz burada da. Tamam, bir tane daha en azından şey aldık. Tuzağına düşmem neden önemli bu kadar? Ha, kampımızdan hiçbir zaman kaçamamalıydım. Bulmam gerekiyordu. Yav. Ha, bu da var. Aa, şahane. Çevreyi de kullanabilmek. Sıkıntı yok. Şunu vurayım kafasına. Kaç vurdu bana ya? Canım yarıdan fazlaydı canım. Dikkat etmedim. Belki de yani düşündüğümden fazla hasar almışım belki de. Bir tane potion'ım da vardı. Mis gibi o potion'da ben şey de yapabilirdim. Canımı doldurabilirdim. Kesilmeyecek gibi değildi bu arada da. Birazcık da anlamak lazım bazı saldırılarına. Yakında çok yaklaştırmıyor. Çözeriz bir şekilde. Çözeriz. Ama sevgili arkadaşlar, ilk bölüm için şimdilik bu kadar diyelim. Devam edeceğim zaten hani oynamaya. En azından bir şey. Bu erken erişim aşamasında nereye kadar gidiyor içerik. Hades'e nazaran çok daha az içeri olduğunu tahmin ediyorum ama gene böyle 6 tane biyom, işte 3 tane boss falan filan gibi şeyler olduğuna dair bilgi paylaşmış Ubisoft tarafı, Evil Empire tarafı. Dolayısıyla epey bir, hani en azından bizi birkaç bölümde olsa götürecek kadar bir seri çıkacağına ben inanıyorum. Oynanışı bayağı keyifli. Dead Cells'e nazaran biraz daha böyle hani alışmanız gereken şeyler de var. Hem tanıdık geliyor hem alışmanız gereken şeyler var. Ufak tefek ayrıldığı yanlar vesairelerden ötürü. Ama genel itibariyle fena bir başlangıç değil. Nerelere gidecek mevzu onu birazcık daha görmek gerekiyor ama sonuç itibariyle Dead Cells'den ötürü bir oyuna baktığınız zaman belli bir çıtanın da üzerinde olmasını bekliyorsunuz. Önyargınız oluyor oyuna karşı. Ona, yani onun aşması gereken çıtayı kafanızda çok daha çekiyorsunuz, yukarıya çekiyorsunuz. Ama bakalım bu seri içerisinde göreceğiz. Prince of Persia, Rogue Prince of Persia o çıtanın üstünde mi kalacak, altında mı kalacak? Ama bence fena başlangıç yapmadı çünkü en azından şu boss'u bir dövene kadar da devam etmek istiyorum. Birazcık hırs yaptırdı. Ama yorgun olduğum için daha da fazla kasmayacağım bu bölümün devamında. Sevgili arkadaşlar, videoya beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Katılarak destek olup erkenden izlemek için de hani burada bana da hem destek olan hem de sonuç itibariyle seriyi izleyen insanlara da ayrıca de teşekkür ediyorum. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.